Günaydın. Dün Columbus Day olmasının da etkisiyle tabii çok düşük bir hacimli, aşağı yukarı yatay diyebileceğimiz bir kapanış gerçekleşti. Hemen teknik görüntüye bakalım. Çok büyük bir değişiklik olduğundan bahsetmek mümkün değil. Nasdaq tarafında görüyorsunuz, hemen 50 günlük ortalamanın üzerindeyiz. Çok net bir kapanış olduğunu söyleyebilmek zor burada. Şurada da görüyorsunuz, 17 Eylül'deki zirvesinin net bir şekilde altında. S&P tarafındaki duruma bir bakalım. S&P tarafında 17 Eylül zirvesine gelmiş durumdayız. Ama geçip geçmeyeceği belli değil. 50 günlük ortalamayı net bir şekilde aşabilmiş durumda. Dow Jones tarafına baktığımızda yine 17 Eylül'ü aşmış durumdayız. 50 günlük ortalamayı aşmış durumdayız. Bir de Russell tarafına bakalım. Burada ise yine Nasdaq'taki gibi 50 günlüğü aşmış durumdayız. Kısmen 50 günlük ortalamanın aşılmış olması olumlu bir durum olarak değerlendiriyorum. Ama şurada gördüğümüz önceki tepeye Nasdaq ve Russell'ın değil de S&P ve Dow Jones'un gelmiş olması biraz beni ürkütüyor. Dolayısıyla bundan önce de konuştuğumuz gibi vadeli piyasa açısından baktığımızda şurada gördüğümüz işte aşağı yukarı yuvarlak olarak 2020'ler diyebileceğimiz seviye net bir şekilde kapanış bazında aşılmadığı sürece long gitmeyi düşünmüyorum. Hala biraz tedirginliğim kısa vadede var. Orta uzun vadede tekrar söylüyorum ben uzun demeyeyim ama orta vadede çok daha yukarıya, çok daha ciddi bir rally, yeni zirveler yapacağını düşünüyorum endeksin. Çok popüler bir görüşte olmadığını biliyorum bunun ama bence Amerikan endekslerinde hala ciddi bir potansiyel var. Yine de bu potansiyeli değerlendirmek, bundan faydalanmak için 2020'nin aşılmasını görmek istiyorum. Tabii bu olurken Nasdaq'ta ve Russell'da neler olacak, hangi kuvvette bir yukarı hareket olacak, onu da değerlendirmek gerekiyor. Sadece S&P hareketiyle yukarı bir hareketi çok güvenilir bulmak zor. Buradan Çin tarafına geçelim. Bugün gelen önemli veriler vardı. Şurada geliyorsunuz. Tabii bir geçtiğimiz haftadaki tatil nedeniyle biraz aktivitenin kaymış olması da söz konusu olabilir. Yani Eylül'e çekilmesi, dolayısıyla Eylül-Ekim verileri çok da sağlıklı olmayacaktır. Ama genel trend açısından baktığımızda genel trendin devam ettiğini görüyoruz. Yani ithalatta bir düşüş var, ihracatta artış yok ama daralma bekleyenin biraz daha üzerinde, altında gibi gözüküyor. Dolayısıyla rakam olarak pozitif ama ekonomik gelişme olarak baktığımızda çok da pozitif olmayan bir görüntü var. Sabahki mailimde detaylı bir şekilde paylaştım. Tekrar çok hızlı bir şekilde göz atalım. Burada şeyi görüyorsunuz. Çin tarafında ithalattaki gerilemenin belli bir kısmı dolar ve emtialardaki fiyatlardan kaynaklanıyor. Petrol tarafında Çin hala en büyük alıcı olmayı sürdürüyor. Hızlanan bir hatta görüntü söz konusu. Bakır tarafında görüyorsunuz yatay bir durumdan bahsediyoruz. Demir cevherinde de yine aslında 2014-2015 yatay bir dönem olarak geçmiş. İhracat olarak da hemen bir göz atalım. Ülkeler bazındaki durum nedir? Görüyorsunuz Amerika tarafında biraz toparlanma var. Yine Avrupa Birliği tarafında biraz toparlanma var. Diğer taraflarda ise bir zayıflama olması söz konusu. Bu veriyle beraber çok önemli bir hareket olmadığını söyleyebiliriz. Şurada gördüğünüz gibi hafif bir eksiyle seyrediyor. Gerek offshore yuan gerek onshore yuan tarafında da çok kuvvetli bir hareket yok, bir dağınıklık yok. Burada Çin belli bir süre daha yuan'ın çok hızlı değer kaybetmesini engellemeye çalışacaktır. Üçüncü çeyrek verisi büyümesi de zayıf gelecek ama alınan önlemler neticesinde dördüncü çeyreğin ben nispeten daha iyi geleceğini, bir stabilizasyon olacağını, bunun da piyasayı biraz daha toparlayabileceğini düşünüyorum. Ama bütün bu konuştuklarımız aslında Fed'den bağımsız. Örneğin şu ana kadar Fed'in herhangi bir etkisinden bahsetmedim. Fed'den bağımsız gelişmeler de var. Dolayısıyla özellikle gelişmekte olan piyasalarda şu anda görünen rahatlamanın ben kalıcı bir rahatlama olacağını zannetmiyorum. Ama Çin tarafının stabilize olması, Amerika'da da eğer endekslerde bir yukarı hareket daha görürsek iyi birkaç ay daha geçirmemiz söz konusu olabilir ki bunu özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından baktığımızda hazırlanmak için değerlendirmek, kullanmak daha doğru olacaktır. Euro tarafında yavaş yavaş 14.60 direncine doğru hareket
hareket eden bir euro görüyoruz. Henüz o seviyelere gelmedik. Kırılması durumunda da önemli bir hareket daha başlayacaktır. Dolayısıyla bu seviyeyi yakından takip etmek gerekiyor. Elbette giderek yükselen dipler olması vesaire de euro bullar için pozitif bir gelişme. Şurada getiri makasına hemen bir göz atalım. Destekliyor mu? Getiri makası tarafında çok önemli bir hareket yok. Euro dolar paritesinde risk reversal'ların genelde önce olduğunu konuşuyoruz. Bu tarafta da çok yön gösteren bir durum yok. Dolayısıyla şu anki trend biraz daha yukarıya doğru kalıcı olacak mı? Benim beklentim biliyorsunuz doların yeniden kuvvetlenmesi yönünde ama 14.60'ların kırılması durumunda kısa süreli olarak long pozisyonlar açılabilir veya 17'lere yaklaşması durumunda da yeniden short'a geçilebilir. Ama genel resimde baktığımızda yani Almanya'dan son haftalarda son bir ayda neredeyse gelen verilere baktığımızda çok da iyi olduğunu söyleyemeyiz. Görüyorsunuz fabrika siparişlerinde bir zayıflama söz konusuydu. Keza tabii buradaki revizyonu da göz önünde tutmak lazım. Endüstriyel üretimde bir zayıflama söz konusuydu. Şurada görüyorsunuz ticaret verilerinde bir zayıflama söz konusu, istihdam verilerinde kayıplar söz konusuydu çok dipte olmasına rağmen. Dolayısıyla Almanya'daki gelişmelerden dolayı ben Euro'nun çok kalıcı bir yukarı trend içine girebileceği görüşünde değilim ama şu an için baktığımızda evet 14.60'ın test edilmesi ve hatta kırılması ihtimali var. Metaller tarafına gelelim. Altında yukarıya doğru bir hareket gördük ancak şöyle 200 günlüğü de koyarsak henüz 200 günlük ortalamanın test edilmediğini görüyoruz. Gümüşte biraz daha iyi diyebileceğimiz bir resim var. 200 günlük ortalamayı devamlı olarak neredeyse günlük olarak test ediyoruz ama üzerinde bir kapanış yapabilmiş değiliz. Altın hisselerin ki altın yerine eğer mutlaka long olunacaksa altın hisselerini tercih ettiğimi söylemiştim. Orada iyi bir rally oldu ama 200 günlük ortalamanın yine çok uzağındayız. Dolayısıyla benim açımdan çok kuvvetli bir altın görüntüsü henüz yok. İlk başta işte 1180 ve 200 günlük ortalama seviyeleri, daha sonra da 1210'lar gelecek. Ancak bu seviyeler temizlendikten sonra biraz daha makul bir gelişme olarak bakabiliriz altına diye düşünüyorum. Altın tarafında iki tane grafik paylaşmak faydalı olabilir. Bir tanesi genelde baktığımız altın gümüş rasyosundaki hareket. Altın gümüş rasyosunda son günlerdeki harekete baktığımızda biraz altın lehine bir hareketlilik olduğunu görüyoruz. İster jeopolitik konuşmalardan olsun, ister başka koşullardan ve altının değer kazandığı, bu rasyonun altın lehine hareket ettiği zamanları ben çok sağlıklı bulmuyorum. Dolayısıyla gümüş lehine bir hareket olup şuralarda gördüğümüz seviyelerin kırılması altın boğalar içinde en iyi gelişme olacaktır. Bir de altın dolar oranını paylaşmakta fayda var. Peki. Pardon, bekletiyorum. Bu tarafta baktığımızda kısa vadede çok önemli bir gelişme yok ama haftalık bazda baktığımızda biraz daha farklı bir resim görüyoruz. Yavaş yavaş şurada görüyorsunuz bir uyumsuzluk söz konusu olmaya başladı. Gerek haftalık gerekse aylık bazda baktığımızda bir zayıflama var. Tabii bu zayıflama şuradaki gibi şurada görüyorsunuz aşağı yukarı 97'de başlıyor. 99'a kadar sürüyor. Neredeyse kırılması da 2001'leri buluyor. Dolayısıyla şu anda 2013'te başladı. Henüz daha 2 sene oldu. Çok da hani etkili
bizi satışa yönlendirecek bir gelişme değil. Zaten biliyorsunuz ben hisse senedi piyasasının hala önemli bir yukarı ayağı daha olduğunu da düşünüyorum. Ama uzun vadeli planlarımda işte bu yukarı ayak aslında iyi bir piyasadan ziyade bir krizin sinyallerini taşıyor olacak. Dolayısıyla şuradaki gelişmenin de bir noktada altına geçmemiz gösterdi, altına geçmemiz gerektiğini gösterdiğine inanıyorum. Ama bence şimdi değil. Şurada da tekrar söylüyorum. Başladığı seviye 96-97'ler, tetiklendiği seviyeler 2001'ler. Dolayısıyla önümüzde hala vakit olabilir ama şu görüntüyü de unutmamak, göz önünde tutmak gerekiyor. Buradan bakır tarafına hemen bir göz atalım. Sonra da petrolle tamamlayacağım. Bakır tarafında gelen Çin verileri çok fazla etkilemedi gibi gözüküyor. Yukarıya doğru bir hareket yaşandı sert bir şekilde. Dün bugün de bir konsolidasyon olduğunu görüyoruz. Ben burada hala biraz daha yukarıya doğru hareket olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bugün yarın gelebilecek olan satışları çok fazla piyasayı bozacak nitelikte olmadığını düşünüyorum. Petrol tarafında şurada aslında görüyorsunuz 50-51 civarında bir ara hedef vardı. O seviyeyi gördü. Dün çok sert döndü. Açıkçası benim düşündüğümden daha sert bir şekilde döndü. Ve 50 günlük ortalamayı test etme riski de ortaya çıktı. Ama hala burada biraz daha orta vadeli baktığımızda haftalık grafiklerde önemli bir dip var. Sıkışma hala devam ediyor. Dolayısıyla bir konsolidasyon içindeyiz diye bakıyorum. Aylık tarafta da uzun zamandır karşılaşmadığımız şekilde bir görüntü var. Henüz 30'u kesebilmiş değil. Dünkü satışla özellikle görüntü biraz daha bozuldu. Ama yukarı yönlü hareketin biraz daha 54'lere doğru devam edebileceğini düşünüyorum. Tabii burada birkaç tane koşul var. Çin tarafından çok kötü veriler gelmemesi bunun başlıca koşulu. Artık OPEC'in fazla piyasayı etkileyebilme durumu söz konusu değil. Dolayısıyla Rus tarafında da kuyu sayısı azalıyor olmasına rağmen üretimin artması ki bunu daha önce de söylemiştim. Doğalgaz da benzer bir durum olmuştu birkaç yıl önce. Amerika tarafı da önemli olacaktır. Kalıcı bir yukarı trend beklemek çok doğru olmayabilir. Ama hala 54-56 seviyeleri yani 200 günlük ortalamanın geçtiği 54,5'lar söz konusu olacak diye düşünüyorum. Tabii 50 günlük ortalamanın kırılması ve şurada gördüğümüz 44'lerin altına kayması durumunda o zaman görüntü ciddi anlamda ayı bearish bir görüntüye dönecek. Ona da mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Herkese iyi günler diliyorum.